Malumunuz Rütük bu işin bir tarafı. Öncelikle olarak şunu söylemek istiyorum. Gelirken başkanımızla görüştüm. Rütük başkanımızla görüştüm sadece. Kendisi şiddet ve medya çalıştığı nedeniyle İstanbul'dalar. Aramızda bulunmak istedi ama bulunamadı. Her tipi ayrı ayrı selamlarla iletmiyor istedi. Kendisine çokça selamları var. İnternette malumunuz üzere bir düzenlemeler Rütük olarak 2018'de kanun zeytinin 29 A maddesiyle internet yayıncılığının sesli veya işitsel veya görsel yanı bizim Rütük kanununa eklendi. Bu aslında ilk düzenlemeydi. Yani şu anda aslında internet, televizyon, radyo veya isteğe bağlı yayıncılık olarak tanımladığımız kısmı kanunumuzda mevcut. 2019 yılında da bununla ilgili yönetmelik yayınlandı. Yönetmelik yayınlanması akabinde de lisanslama süreçlerine başladık. Şu anda internet medyasının televizyon, radyo ve isteğe bağlı yayın alanında lisanslama süreçlerini yürütüyoruz. Rütük olarak medya kuruluşlarının, yani burada konvansiyonel yayıncı dediğimiz mevcut yayıncılarımızla birlikte internet medyasında da özellikle Anadolu medyasının desteklenmesi noktasında özel hassasiyeti var. Gereken destekleri sonuna kadar sağlamaya devam edeceğiz. Yarınki 2 oturumda yapılacak olan çalıştayımızda internet medyasında yaşanan sorunların detaylı olarak biraz önce İMF Başkanımızın da açıkladığı üzere her alanında, yani dezenformasyondan etik ilkelerine, lisanslama süreçlerinden yaşanan sorunlara kadar her alanda değerlendirmelerimiz olacak. Değerli konuklarımız olacak. Biz burada lisanslamanın önemine dair olarak açıklamalarda bulunacağız. Çünkü biraz önce de ifade edildi. Merdiven altında diye tabir edilen birçok yayıncı var. Yayıncı kimliği adı altında. Ne yazık ki bu internet teknolojisinin gelişmesiyle ilgili bir telefonla bile yayıncı kimliğiyle Anadolu'da hiç Anadolu'da çok heyecanlandım. Kusura bakmayın yani. Yani bu kadar heyecanlanacağım tahmin etmedim. Bu kadar değerli basın mensuplarıyla. Yani biz Rütük olarak her yayıncı lisanslamak istiyoruz. Kayıt altına almak istiyoruz. Bir değer katmak istiyoruz. Eğer lisanssız yayıncı bizim için değer anlamına gelmiyor. Biz daha fazla uzatmak istemiyorum. İnşallah yarınki oturumda bu konuları bir hazırlıklı olarak gelmiş olacağız. Bütün detaylarıyla anlatacağız. Sorularınızı alacağız. Rütük olarak neler yapıyoruz, neler yapacağız, bu konularda destek vereceğiz sonuna kadar. Sözlerime burada son vererek teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Heyecanım içinde, aklımda herhalde bu kadar büyük basın mensubu burada karşıda konuşmak kolay değil. Teşekkür ederim.